Hocam bir sürü fonksiyon tipi söyledin. Bunlardan en önemlisini söylesene deseniz doğrusal fonksiyon derim. Niye? Çünkü çok kullanılıyor. Çok sık kullanıldığı için çok iyi bilmek gerekiyor doğrusal fonksiyonu. Doğrusal fonksiyon ne demek? Doğrusal fonksiyon demek. Yani doğru şeklindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon diyorlar. Böyle bir düz mantık görmedim. Doğrusal fonksiyonlar doğru denklemi tipindedir. Geometride de gördük. Doğru denklemleri nasıldı? Şöyle yazıyorduk. AX artı BY artı C eşittir 0. Yani şuna Y dersek Y eşittir. Fonksiyonları biz genellikle Y ile gösteririz arkadaşlar. FX eşittir Y ile gösteririz. Y eşittir AX artı B. Yani bakın AX artı BY artı C aynı formata geliyor. Y eşittir MX artı N diyorduk mesela eğim sorularında. Eğimi bulmak için Y'yi yalnız bırakıyorduk. İşte MX artı N, AX artı B. Doğrusal fonksiyonlar doğru denklemi tipindeki fonksiyonlardır. Hadi hemen uygulamalarına geçelim. Çok fazla burada söyleyeceğim teorik bir şey yok. F doğrusal bir fonksiyon olmak üzere F2 6 F4 eksi 4 ise FX kaçtır? Arkadaşlar şöyle düşünün bakın. 4'ü eksi 4'e götürmüş. Değil mi? 2'yi 2 burada 6'ya götürmüş. Şöyle. Şu ikisinden geçen, şu iki noktadan geçen bir tane doğru. Şöyle bir doğru. Peki nasıl yaparız? Ne yaparız? Hemen doğrusal fonksiyonun tipi aklımıza gelsin. Fx eşittir ax artı b. Abicim şimdi ben burada x yerine bakın. Bakın kalemin rengine bakın. Şunu at öbür tarafa. Şimdi 2 yazınca 6 mı oluyormuş? 2 yazalım. 2a artı b eşittir 6'ya eşit oluyormuş. 6. 4 yazınca eksi 4 oluyormuş. 4 yazalım. 4a artı b eşittir eksi 4. Şimdi b'yi bulalım. Her iki tarafı eksiyle çarpalım arkadaşlar. Taraf tarafa toplayalım. Eksiyle çarparsam 2a'dan 4a çıktı. Eksi 2a. B'ler birbirlerine ne yaptılar? Götürdüler. Bu eksiyle çarpınca burası artı 4 oldu. 6 ile toplayınca 10'a eşit oldu. 2a 10'sa a eksi 5 oldu. A yerine eksi 5 yazalım. Burası eksi 10 artı b eşittir 6'dan. Bu tarafa atarsam b eşittir 16 çıktı. O zaman fonksiyonumuz neymiş? Fx'imiz ax artı b demiştik. Fx eşittir. A'yı eksi 5 bulduk. Eksi 5x. B'yi de ne bulduk? 16 bulduk. Artı 16 çıkar. Yerine yazarsanız bunları sağlamasını da yapmış olursunuz. Hani 2 yazdığımda eksi 6 çıksın, 4 yazdığımda eksi 4 çıksın falan filan diye onları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Peki. F3 artı F eksi 1 eğer böyle verirse, eksenleri kestiği noktaları verirse. Arkadaşlar eksenleri kestiği noktalar verilirse doğrusal bir fonksiyonun doğru denklemini şöyle yazıyoruz. X bölü fonksiyonun x'i kestiği nokta artı y bölü fonksiyonun y'yi kestiği nokta eşittir 1. Bu 1 sayısı formülden geliyor. X bölü x1 artı y bölü y1 eşittir 1. Hemen soruya geçelim. Bak şimdi denklem lazım bize. F3 eksi F1'i soruyor. Fx'i bulmam lazım ki bunları cevaplayabileyim. Aslında F3'ü cevaplarız ama neyse. Peki x bölü x'i kestiği nokta 3 artı y bölü y'yi kestiği nokta 5 eşittir 1. Bu kadar arkadaşlar. Peki hocam nerede burada ben x yerine 3 yazacağım, x yerine eksi 1 yazacağım? Abicim önce ne yapacaksın? Y eşittir ax artı b değil mi? Y'yi yalnız bırakacaksın. O zaman bunu şöyle yapalım. Bunu 5 ile çarpalım. Bunu 3 ile çarpalım ve payda eşitleyelim. 5x artı 3y bölü 15 eşittir 1 ise içler dışlar yaptığımda bunu 15 olur. At 5x'i öbür tarafa. 3y eşittir 15 eksi 5x. Böl abi her iki tarafı 3'e. Y eşittir 15 eksi 5x bölü 3. İşte arkadaşlar biz bu doğrusal fonksiyonu bulduk. Fx doğrusal fonksiyonumuz buymuş. 3 yaz diyor. 3 yazarsak yukarı 15. 15 eksi 15'ten 0. 0 bölü 3'ten 0. Yani F3 0 olacak. Hadi F eksi 1'i de bulalım. Eksi 1 yazalım buraya. 20 olur burası. Değil mi? Artı 5'ten. 20 bölü 3. O zaman cevabımız bunları topladığımız zaman 20 bölü 3 olur. Doğrusal fonksiyon. Peki. F3x artı 1 artı f(x) eksi 2 10x ise f7 nedir? Nereden bileceğim ben f7'yi? f(x)'i bilmiyorum. Bunları acaba 7 mi yapmaya çalışacağım? Bunu 7 9 yapar ama burada 9 yazarsanız 28 olur.
Burayı 9 yapsak yapamayız. Çok sıkıntı. Peki ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. 10x doğrusal bir fonksiyon mu? Evet. İki fonksiyonu topladığınız zaman nasıl doğrusal bir fonksiyon olur? Yani sizce iki tane x kareli fonksiyonu topladığınız zaman doğrusal fonksiyon elde etme şansınız var mı? Bence yok. O zaman iki fonksiyonu topladığınız zaman doğrusal ediyorsa bunların ikisi de doğrusal olmak zorunda arkadaşlar. Doğrusal. Daha doğrusu fx doğrusal olmak zorunda. Doğru mu? Yani fx eşittir ax artı b olmak zorunda. Yani fx doğrusal olacak ki bunları 3x artı 1 ile x eksi 2 topladım da 10x etsin. Başka türlü olmaz. Fx doğrusal fonksiyonsa f3x artı 1'i yazalım. Arkadaşlar f3x artı 1 nasıl yazılır? X yerine artık x yazma, 3x artı 1 yaz diyor. Hadi yazalım. A çarpı, hadi şurada yazalım. A çarpı x yazmıyorum, 3x artı 1 yazıyorum. Bakın a x yerine 3x artı 1 yazdım. A çarpı 3x artı 1 artı b artı fx eksi 2. Şimdi x yazmıyorum şuraya. Şuraya yazayım. Fx eksi 2. X yerine x eksi 2 yazıyorum. O zaman a çarpı x yazmıyorum, x eksi 2 yazıyorum. X eksi 2 artı b eşittir 10x eşitmiş. Hadi işlemleri yapalım. İçeri dağıtırsam 3ax artı a artı b artı ax eksi 2a mı oldu burası? Doğru mu? Artı b eşittir 10x oldu. Bir şeyleri bir yerlerde toplayalım artık. 3ax burada, ax de burada. Burada 4ax oldu. A eksi 2a'dan eksi a bura oldu. Artı 2b de bura oldu. Eşittir 10x. Bu 10x'in yanına bir tane 0 yazayım. 10x artı 0. Neden böyle yazdım? Arkadaşlar bakın bu iki fonksiyon da birbirine eşit. İkisi de doğrusal fonksiyonlar. Bakın x'in katsayısı x'in katsayısı. O zaman buradaki 4a kaça eşit olmalı? 10'a. O zaman 4a eşittir 10. Peki buradaki sabit neye eşit olmalı? Sabit buradaki sabite. Yani eksi a artı 2b eşittir 0 olmalı. 4a 10'sa a 10 bölü 4 olur. Doğru mu? A 10 bölü 4 ise 10 bölü 4 yazalım yerine. Eksi 10 bölü 4 bu tarafa atalım. 2b eşittir 10 bölü 4. Buradan da b 5 bölü 4 çıkar. O zaman arkadaşlar bizim doğrusal fonksiyonumuz 10x bölü 4. B'miz artı eksi, orada bir sıkıntı var mı? Yok, b'miz de artı olacak değil mi? Artı şuraya yazalım. 10x bölü 4 artı 5 bölü 4 olacak. F 7'yi soruyor arkadaşlar. 7'yi bulalım. 70 bölü 4 artı 5 bölü 4'ten 75 bölü 4 olacak. Olayımız bu yani. Doğrusal fonksiyonda iki tane fonksiyonun toplamı doğrusal fonksiyonsa o fonksiyon doğrusal fonksiyondur diyebiliriz. Peki bunu öyle diyebilir miyiz? Fx artı 2, fx artı 1 artı x artı 2 bunu diyemeyiz. Çünkü burada eşittir bu. Bu x kareli bu x'li olabilir mi? Yani x'ler belki birbirini götürür. X karelidir. Bu da x karelidir. X'ler birbirini götürebilir. Öyle bir durum olabilir. Burada öyle bir şeye emin olamıyoruz. O zaman ne yapacağız? Burada da fonksiyonların değerleriyle böyle oynamalı, götürmeli bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şimdi bunu bu tarafa atıyorum ben. Fx artı 2 eksi fx artı 1 x artı 2'ye eşit olsun. Şimdi F20'yi 100 vermiş. F1'i soruyor arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlayalım. F1'i bulabilmek için. Hani F1'i elde etmem lazım ya. Sıfır yazarsam F2 eksi F1 eşittir. Sıfır yazdım. 2 oldu. Şimdi sıfırla başladım. Şimdi 1 yazayım. 1 yazarsam F3 eksi F2 eşittir. 3 olur. 2 yazarsam F4 eksi F3 eşittir. 2 mi yazdım? 4 olur. Böyle gidelim. F20'yi 100 vermiş ya, 20'ye kadar gidelim. Yani 20'yi kullanalım. Ne yazalım? Şimdi ne yazacağımı görmek için şöyle diyorum arkadaşlar. Bakın bazılarınızda jeton düşmüştür. Jetonu düşmeyenlerin jetonunu da ben düşürüyorum. Ben buraları yazıp bunları taraf tarafa toplamayı düşünüyorum. İtiraf ediyorum. Bunu düşünüyorum ben. Niye? Çünkü bak F2'ler gidecek. F3'ler gidecek. F4'ler gidecek. F5'ler gidecek. Gidecek. Burada bir F1 kalacak. Burada da bir F20 kalsın istiyorum. Çünkü F20'yi biliyorum. F1'i arıyorum. Eşitini zaten bulabilirim. Toplamdan gidebilir. Peki. Şimdi o zaman şunlar gidiyorsa en son bu gidecek. F20'nin burada kalması lazım. O zaman x yerine 18 yazalım. 18 yazarsam x yerine F20 eksi F19 eşittir. 18 yazdım değil mi? 20 olur o zaman burası. Bak şimdi topluyorum şimdi taraf tarafa. Kırmızı kalemimi elime alayım.
Taraf tarafa toplayınca F2'ler gitti. F3'ler gitti. F4'ler gitti. Gitti, 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 gitti. Bu da gitti. F19'la ne kaldı abicim? F20 kaldı. Eksi F1 kaldı. Eşittir. Bir de bunların toplamını yazacağım. Peki 2'den 20'ye kadar olan sayıları nasıl toplayacağım? Tek tek toplayacağım tabii ki. Mi acaba? Tabii ki tek tek toplamayacağım. Öyle şey mi olur? Ne yapacağım peki? Şunu düşüneceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 20'ye kadar olan toplam olsaydı ne yapardın? 20 çarpı 21 bölü 2 yapardın değil mi? N çarpı N artı 1 bölü 2. 10, 210 yapardın. E burada bir tane 1 yok sadece. At o 1'i oradan, 209. Bu toplam 209. 209. E şimdi şu 1 abicim, şu 100 özür dilerim. Bunu buraya, bunu buraya alırsam F1 kaç olur o zaman? Bak bunu buraya, bunu buraya aldım. Eksi 109 oldu. Cevabımız eksi 109 olur.